Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Türk Toraks Derneği'nin halk söyleşileri toplantıları kapsamında COVID-19 pandemisi döneminde akciğer kanseri ameliyatları nasıl yapılmalıdır konusuyla ilgili değerli görüşlerine başvuracağımız Profesör Doktor çok sevgili dostum Oğuzhan Özyurtkan misafirimiz olacak. Ben bu arada Doçent Doktor Serdar Evman, Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi göğüs cerrahıyım. Konuşmacımız ise 1973 aslında Antepli diyebileceğiniz kendisine İstanbul doğumlu Profesör Doktor Oğuzhan Özyurtkan. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan uzmanlığını aldı. Daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda çalıştı. Yaklaşık 11 yıl mıydı? 9 yıl. 9 yıl. 9 yıl olsun hocam. Evet. Daha sonrasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda başkan olarak orada görev aldı. 2017 yılında Medicana International İstanbul Hastanesi'ne geçti ve 2019 yılında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör kadrosuna atanarak Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Halen Medicana International İstanbul Hastanesi'nde görev yapmakta. Oğuzhan hocamız aynı zamanda birçok Türk ve Avrupa göğüs cerrahisi, göğüs katlamar cerrahisi derneklerinin üyelikleri bulunmakta. Birçok kitaba özellikle Toraks Travması kitabının editörlüğünü yapmıştır. Ona yakın kitapta bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası 50'nin üzerinde bilimsel yayını ve 100'ün üzerinde de kongre bildiri kaydı bulunmaktadır Oğuzhan hocamızın. Hoş geldiniz Oğuzhan Hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Serdar Hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Bugün de COVID olmadık. Devam ediyoruz. Öncelikle kolay gelsin diyeceğim bu pandemi döneminde. Gerçekten zor bir iş yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Bugün konumuz COVID-19 pandemisi döneminde akciğer kanseri ameliyatları nasıl yapılmalıdır? Bir iki soru sormak isteyeceğim sizle. Eğer bize aydınlatabilirseniz bazı konularda çok teşekkür edeceğiz şimdiden. Tabii teşekkürler bir açısından. Öncelikle yaklaşık ülkemizde ve dünyada işte bu Wuhan'dan başlayan pandemimizin bir yılını geçmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. Bu bir yıl ve aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde akciğer kanseri tedavisi hem ülkemizde hem dünyada etkilendi mi? Etkilendiyse nasıl bir etkisi oldu akciğer kanseri cerrahisi üzerine? Ya şimdi çok ciddi bir şekilde etkilendi. Çünkü akciğer kanseri de biz göğüs cerrahıyız. En ana konumuz ve bildiğin gibi kanser, akciğer kanseri kadınlarda ve erkeklerde o kadar fazla gözüküyor ki. Bir de bu COVID ile karşılaşınca tabii ki ülkeler mecburen kaynaklarını yavaş yavaş daha sonra hızlı hızlı COVID'e ayırmak zorunda kaldılar. Diğer hastalıklar bir nevi unutuldu ve boşta kaldı ve bunlar arasında akciğer kanseri de vardı. Şimdi ameliyat yapacağız, hasta yatırmamız lazım, yatak bulmak zorlaşmaya başladı ülkemizde ve dünyada. Ameliyattan sonra hastamızı yoğun bakımda bir süre takip etmemiz gerekiyor. COVID yüzünden yoğun bakımlar dolmaya başladı. Bu sebepten özellikle akciğer kanseri için ameliyat sırası bekleyen ya da tanısı koyulup ameliyat edilmesi gereken hastalar beklemek durumunda kaldılar ve mağdur duruma düştüler. Bu hem ülkemizde hem dünyada bu şekilde devam etti. Evet, evet hocam. Peki ülkemizde veya dünyada bu pandemi sürecinde akciğer kanseri tedavisindeki ne tür zorluklarla karşılaşıldı? Onları da sorabilir miyim? Yatak bulamadık, hastaları ameliyat edecek yer bulamadık. Biliyorsunuz erken evre akciğer kanseri en önemlisi. Erken evre akciğer kanseri çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir durum. Bu durumda erken evre akciğer kanseri cerrahisinden sonra 5 yıllık yaşam beklentisinin %85 ve %92 olduğunu biliyoruz. Yani tanısını koyup da metastaz taraması yapıp evre 1 dediğimiz hastaları hızlı bir şekilde ameliyat etmek durumundayız.
süper bir yaşam beklentisi onları bekliyor bu durumda. Ama özellikle ülkeler zorda kaldılar. Yani cerrahlar bile dahiliye doktorları şeklinde COVID servislerinde çalışmaya başladı çeşitli ülkelerde. Ülkemizde de bunları gördük. Ama bu operasyonların askıya alınması çeşitli ülkelerde farklı şekillerde oldu. Mesela Amerikan Cerrahi Topluluğu bir rehber yayınladı. Dedi ki kanser boyutu 2 santimden büyük olan hastaları ameliyat edin. 2 santimden küçük olan hastaları 2-3 ay erteleyebilin. Şimdi bazı görüşler mantıklıdır, bazıları da mantığımıza uymayabilir. Şimdi 2 santim, 3 santim lezyonlar evre bir. Bunları dediğim gibi erken dönemde yakalayıp ameliyat etmek evet. durumundayız. Ama Amerikan Cerrahi Topluluğu 2 santimden küçükse erteleyin dedi. Tabii bu şekilde hastaları 3-5 ay ertelemek hastaların evrelerinin artmasına, metastazlarının çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumda hastalara detaylı bir şekilde ameliyatınızı şu an yapamıyoruz, erteleyeceğiz ama başınıza bunlar gelebilir gibi detaylı bilgiler verilmesi gerekir. Ülkeler genelde bu şekilde davrandı. Ha, ülkemizde ne oldu? Biz geçen yıl Nisan-Mayıs aylarında bayağı sıkıntı yaşadık. Çünkü acil operasyonların dışında tüm operasyonların ertelenmesi görüşü bakanlık tarafından ortaya atıldı. Ve mümkün olduğu kadar hastanelerin bütün kaynaklarını COVID'e ayrılması istendi. Tabii ki kanser cerrahisi bizim gözümüzde akciğer kanser cerrahisi acil cerrahidir. Uygun dönemde yakalıyorsanız hastaları. Göğüs Cerrahisi Derneği başta olmak üzere diğer tüm branş dernekleri bakanlıkla çok ciddi yazışmalar yaptı. Ve kanser ameliyatlarının acil sınıfından dışarıda bırakılmamasını ve uygun şekillerde yapılmasını istediler. Bakanlıkta çeşitli toplantılardan sonra belirli kurallar dahilinde kanser operasyonlarının yine devam edebilmesi şeklinde görüş bildirdi. Ve nispeten birkaç aylık sallantı döneminden sonra sayılar azalmakla beraber yine bu ameliyatları yapar hale geldik ülkemizde. Ülkemizde peki şu anda yani kullanabildiğimiz her klinikte geçerli olan bir rehber diyebileceğimiz uygulama kılavuzu var mıdır acaba? Veya bakanlığımızın şimdi genel olarak biz COVID rehberlerine bağlı çalışıyoruz ve bunlar da bakanlık tarafından neredeyse haftada bir yenileniyor. Sağlık Bakanlığı COVID-19 döneminde güvenilir cerrahi nasıl uygulanır şeklinde bir rehber yayınlamıştı. Ve bu rehberdeki kuralları çeşitli hastaneler ya tam ya da adaptasyon şeklinde kabullenip buna göre devam etmeye başladılar. Yani bu rehberdeki bilgileri kabaca açıklamak gerekirse, yani Sağlık Bakanlığı diyor ki akciğer kanseri ameliyatı yapmak istiyorsanız ameliyatın yapılacağı merkez bütün kaynaklarını tamamen COVID'e ayıran bir merkez olmamalı. Yani COVID'e özel hastalar, COVID'e özel servis ayıracak, özel personel eleman ayıracak ama COVID olmayan hastalar için de işleyişine bir şekilde devam ettirmeye çalışacak. Yani bu şekilde yoğun bakım yatağı bulmanızda da daha az zorluk çekiyorsunuz. Hasta yatırmak için de daha az zorluk çekiyorsunuz. Bakanlık diyor ki bir COVID hastanesinde ameliyatlara devam ediyorsanız her türlü yönlendirmenizin işte COVID servisi şurasıdır, ziyaretçi yasağı vardır, onların personelleri ayrı, cerrahinin personelleri ayrı olacaktır şeklinde bölümlerin açıkça belirtilmesi lazım diyor. Yine bu rehberde bazı kurallardan bahsedilmiş. Bunlar güvenilir cerrahi uygulaması rehberinde yazan şeyler. Hastaları tek kişilik odalarda yatırın. Eğer iki kişilik yatırmak zorundaysanız iki yatak arası 1-1,5 metre olmak zorunda. Refakatçi mümkünse almayın, gerekirse tek kişi alacaksınız. Refakatçinin de COVID negatif olmasını sağlayın test olarak o şekilde. Hastaları özellikle ameliyat öncesi COVID açısından sorgulayın diyor. PCR testi yaptığın ameliyata o şekilde alın diyor. Ve özellikle PCR testini ameliyattan 48 saatlik süre içerisinde yapılmasını uygun görüyor. Hem hastanın hem hastanın yanında kalacak refakatçinin. İlk test sonucu negatifse ya da ama buna rağmen COVID şüpheniz varsa bir gün sonra yeniden testi yapın diyor. Hasta pozitifse ya da COVID'le uyumlu semptomları varsa hastada çok acil bir durum olmadıkça yani kansere bağlı ciddi kanamalar ya da kansere bağlı sepsise yönelecek enfeksiyonlar gibi ameliyatını 2-3 hafta erteleyin diyor. Yani bu akciğer kanserine özgü değil, her türlü cerrahi operasyondan önce uyduğumuz ve uymaya çalıştığımız kurallar.
Peki Oğuzhan Hocam, şunu da sormak istiyorum. Bu bakanlığımızın rehberi doğrultusunda yaptığımız önlemlere ek olarak bizim hekimler olarak, serviste çalışan hekimler veya hastalar olarak alabileceğimiz ekstra önlemler var mıdır bu süreçte? Tabii birkaç da koruyucu önlem tabii ki ekleyebiliyoruz. Tabii maske, temizlik, mesafe ötesinde. Şimdi bildiğiniz gibi hastalar ameliyattan önce periyot tahlillerden geçiyorlar. Yani kanser ameliyatından önce kardiyoloji ve göğüs hastalıkları operabilite açısından bu hastalıkları hastaları değerlendiriyor. Burada amacımız hastayı mümkün olduğu kadar ameliyat dışında hastaneden uzak tutmak. Yani hastayı periyot tahlillerini bakanlık öneriyor ki bir güne sığdırın. Yani muayenelerin hepsini peş peşe yaptırın. Bir gün içerisinde kardiyoloji de görsün, anestezi de görsün, göğüs hastalıkları da görsün. Kan tahlillerinin hepsi bütün bir gün içerisinde tamamlansın. Hasta birkaç gün bunlarla vakit kaybetmesin. Bir de ameliyattan sonra hastalarımızı COVID hastanesinde ameliyat yapıyoruz çünkü. Mümkün olduğu kadar erken taburcu etmemiz öneriliyor. Bunun için de ameliyatları çok daha dikkatli, özellikle hava kaçağı olmasın, direnleri erken çekelim, taburcu edelim gibi kurallar dahilinde daha da özen göstererek yapmamızı tercih ediyoruz biz cerrahlar olarak. Ha, bu sebepten de özellikle video torakoskopik ameliyatlarda hastaların postop yatış süresinin daha kısa olduğu bilindiğinden mümkünse bu ameliyatları daha öne çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat çeşitli hastanelerde bunlara ek olarak başka kurallar da geliştirilmiş. Mesela bir hastanede bir kendi rehberlerinde gördüm. COVID döneminde asistan eğitimini ikinci plana alıyoruz. Bütün ameliyatları uzmanlar, deneyimli kişiler gerçekleştirip hastaları bir an önce taburcu etmek için önlemler ona göre alınacaktır gibi kural alanlar da var. Ameliyat sırasında hava kaçağını engelleyip taburculuğu hızlandırmak için doku yapıştırıcıları kullanalım. İlave olarak akciğerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olalım gibi önlemler, önerenler de var. Bir de ameliyat esnasında elektrokoter ya da lazer kullanımıyla duman oluşuyor ve bunlar da bulaş ihtimalini arttırıyor. Bu sebepten bu cihazları kullanacaksak da düşük güçte kullanalım gibi önlemler önerenler de var. Dediğim gibi bunlar bakanlığın rehberi artı kendi görüşlerimiz doğrultusunda devam eden uygulamalar ve biz de bunlara uymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmamızın sonuna gelirken hani süremizin sormak istediğim bir soru da mesela bütün hazırlıklarını yaptık, hastayı yatırdık, preoperatif evaluasyonu değerlendirmesini yaparken pozitif olarak bulduk. Veya tedavi sürecinin bir yerinde hastamız COVID'e yakalandı. Tedavisi yarım mı kalır? Şimdi bu çok şanssız bir durum. Yani hasta sağlam, sağlıklı şekilde karşınızda duruyor. Biriyor hazırlıklarını yapalım diyorsunuz. PCR testini bakanlığında öngördüğü şekilde yapalım diyorsunuz. Evet. Gönderiyorsunuz ve PCR testi pozitif çıkıyor. Bu durumda hani az önce belirttiğim gibi kansere bağlı ciddi kanamalar var, ciddi komplikasyonlar var, ameliyatı bir an önce yapmak durumundayız gibi şartlar dışında ki bu hastaların çok az bir kısmında olur zaten. Geri kalan bu hastalarda ameliyatlarını ertelemek durumunda kalıyoruz. Hastaların hemen filyasyonları ve tedavileri bakanlık ya da ona bakan doktorlar tarafından başlanıyor. Rehbere göre tedavileri 5 ila 10 gün sürüyor zaten. Ve karantina süreçlerini de tamamladıktan sonra yine bakanlığın rehberine göre birer gün arayla bakılmış 2 tane PCR testinde negatiflik yakaladığımızda aynı zamanda tomografide akciğer bulgularının gerilemiş ya da kaybolmuş olduğunu gördüğümüzde bu hastaları tekrardan ameliyat listesine alabiliyoruz. Ama preop tahlillerde COVID pozitif olan hasta yaklaşık 2-3 haftasını en az bekleme süreci olarak kaybetmek durumunda kalıyor. İşte bu sebepten kanser olsun olmasın önemli olan hastalarımızın COVID negatif bir şekilde kalması. Yani örnek vermek istiyorum. Son hastamızı ertelemek zorunda kaldık. Bir hafta önceden konuşup ameliyat randevusu veriyoruz ve hastaya özellikle diyoruz ki bu bir hafta içerisinde evinde kal, dışarı çıkma. Hasta buna uymamıştı. Dışarıda arkadaşlarıyla sohbete devam etmişti. Ameliyattan bir gün önce PCR testi pozitif geldi ve ertelemek durumunda kaldık. Peki son olarak bütün dünyayı bu kadar etkileyen maalesef kimsenin beklemediği bir pandemi döneminde izleyen
sevgili akciğer hastası, KOAH hastası veya akciğer kanseri hastalarımıza ne önerebilirsiniz? Bu süreçte nasıl bir prosedür? Yani hastanelere başvuru olabilir, hastalıktan kendilerini korumaları için. Sokaktaki insanın, normal insanın yaptığından ekstra bir önlemler önerir misiniz kendilerini korumaları için? Şimdi bunlar Son olarak daha... ne diyebilirsiniz? Bu tür hastalar kendilerini daha fazla korumak zorundalar. Yani COVID'in akciğere saldırdığını biliyoruz. Ve bu kişilerde aynı zamanda akciğer kanseri ya da KOAH gibi bulgular var. Yani bir ameliyat planladıklarında, ameliyata karar verdikleri zaman herkesten daha izole kalmak zorundalar ameliyat öncesi dönemde. Yakınlarından tabii biz ülke genelinde geleneksel olarak ziyaretçilerle gezen kişileriz. Yanımızda 5-10 kişiyle gezebilen kişileriz. Maalesef. Bunlardan ameliyat sonrası uzakta duracağız. Ameliyat sonrası 3 gün 5 gün kendim odaya kapanacağım. Refakatçimle ya da tek başıma iyileşip eve öyle döneceğim. Evde de ziyaretçi kabul etmeyeceğim belli bir süre gibi. Düzgün bir şekilde kurallara uyarlarsa zaten biz elden geldiğince düzgün bir ameliyat yapıp evlerine göndermeye çalışıyoruz. Pre-op ve post-op kendilerini evde de COVID'e karşı korurlarsa ne kağıt döneminde sıkıntı yaşamazlar ve bu kötü kanser sürecini düzgün bir şekilde halletmiş olabiliriz. Oğuzhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Başkanı Profesör Doktor Oğuzhan Özyurtkan'dı. Kendisinden kıymetli, değerli bilgiler aldık. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. İyi günler. İyi günler.